Işık saçan başkandan Türkiye'nin en modern engelsiz yaşam merkezinin çalışmasına start verdi. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği'nin düzenlediği gecede Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık yaptığı konuşmada şehitleri anma yardımlaşma ve dayanışma gecesinin organizasyonunu yapan Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği Başkanı Ümran Öztürk ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, Türkiye'nin en modern engelsiz yaşam merkezinin çalışmalarının Parmakören 1453 konutlarında başladığını söyledi. Böyle çok anlamlı ve güzel bir törende bizi buluşturan değerli başkanımıza ve onun değerli yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Bir daha şehit vermemeyi ülkemize nasip eylesin. Ben bu anlamlı günde sadece Kütahya Belediyesi olarak 2020 yılı içerisinde inşallah Rabbim bir mani göstermezse şimdiki 1453 konutları bölgesinde Türkiye'nin en modern bir engelsiz yaşam merkezini şehrimize kazandırma sözü veriyorum. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Belli bir noktaya getirdik. İnşallah gerekli prosedürler aşıldıktan sonra şehrimize böyle bir eseri kazandırmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizi davet ettikleri için de değerli başkanımıza ve birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği Başkanı Ümran Öztürk gecede yaptığı konuşmada derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği Başkanı Ümran Öztürk, Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü olarak yönetimimiz ile birlikte 11 Mart Çarşamba günü akşamı şehitlerimizi anma ve engelsiz kadın etkinliği düzenledik. Gecemize katılan başta garnizon komutanımız Sayın Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanımız Profesör Doktor Sayın Alim Işık beyefendiler olmak üzere destek veren engelli ve engelsiz STK başkanlarımız, Muharip Gaziler Dernek Başkanımız Sayın Şaban Başoğlu beyefendi, basınımızın güzide mensuplarından Kütahya Gerçek Gazetesi İşletme sahibi HG Haber YouTube kanalı sahibi Sayın Hüseyin Gezgin beyefendiye, Demokrat Gazetesi işletme sahibi ve sevgili eşine Yardım Sevenler Derneği üyelerine, sendika başkanlarına, diğer engelsiz SGK başkanlarına ve hatırımızı sayıp gelen bizlere gerek katılım sağlayarak gerekse katkıda bulunarak destek veren bütün Kütahyalı eş, dost, hemşeri ve tanıdıklarımıza, Gala Düğün Salonu işletme sahibi Bekir Bey ve ortaklarına güler yüzlü hizmetiyle Gala Düğün Salonu personeli ve bu programda emeği geçen herkese Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü yönetim üyeleri, sporcuların ve şahsım adına teşekkür ve minnetlerimi borç bilirim dedi. 2015 yılında kurulan kulübümüz şu anda toplamda 5 aktiviteye katılmakta. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Amatör Spor Kulübleri Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bakanlığı'na bağlı bir kulüp olarak hayatına devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu yana görme engelliler alanında 2 bayan sporcumuz Türkiye 5.'si olmuş, Türkiye'de Kütahya'nın sesini judo alanında duyurmuştur. Kütahya'da ilk görme engelliler spor kulübü biziz ve bunun da hakkını vermeye çalışıyoruz. Tabii sizlerin destek, gayret ve kuvvetleriyle. Bu anlamda bu gururu bize yaşattığı için şimdiye kadar geçmişten geleceğe bizimle birlikte yürüyen sporcularıma, başta yönetim kurulu üyelerime, gönüllü üyelerime ve engelli olup sporla alakası olmayan ama benimle birlikte yola devam eden herkese teşekkür ederim. Orada bütün bu anlattığım şahsiyetleri alkışlamanızı rica ediyorum. Bir kulüp başkanı üyesiz sporcusuz olmaz. Sporcular üyesiz, üyeler de başkansız olmaz diyerek başlıyorum. Görme engelliler alanında golbol diye görme engelliler sporunda şu anda bayan takımımız Türkiye liglerinde oynamaktadır. Geçen sene ligde kalmayı başarmıştır. İnşallah Allah nasip eder her şey yolunda giderse çünkü sakatlanmalar oluyor. Buna rağmen bu sene ligden düşmedik, dayandık müsabakalarında da temsil etmeye çalıştık. Aynı zamanda görme engelliler satranç müsabakalarına da katılarak 12 yaşında bir görme engelli oğlumuz derece almıştır. Hepsine gayret ve kuvvetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Burada bir teşekkürü de basın mensuplarımıza azletmek istiyorum. Bizim sesimizi duyaran ve kamuoyunda sesimiz, nefesimiz olan, daha çok kitleye hitap etmemizi sağlayan değerli basınımızın güzide mensuplarına gerçekten teşekkür ediyorum. Onlar varsa biz varız diye sözlerimi bitirmek istiyorum.